Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rems, arkadaş, nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki zıtları birbirinden tevlid eder ve aleyhde olan her bir şeyi lehte zanneder. Mesela güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar, fakat senin elin ona yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Biri kurp, diğeri buğd. Eğer senin ondan bayit olduğun cihetle o bana tesir edemez ve onun sana karip olduğu cihetle ona tesir edebilirim desen cehlini ilan etmiş olursun. Arkadaş, nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki zıtları birbirinden tevlid eder. Doğru. Ve aleyhde olan her bir şeyi lehte zanneder. Mesela güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar, fakat senin elin ona yetişemez. Tabi sonra okuyacağız da özgeçsek iyi değil mi? Neyse. Şimdi Cenab-ı şöyle bir dokuz şurayı. Halik ile... Kezalik, Halik ile nefis arasında da bir kurp ve buğut vardır. Yakınlık, uzaklık. Kurp Halik'ındır, buğut nefsindir. Tamam, anlaşıldı. Bir daha başlayalım. Yani yakınlık Halik'ın, Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın. Yani biz ona nihayetsiz uzarız. Onu Üstad bir misalle şey yapacak. Güneş misaliyle. Evet, güneşin eli sana yetişir. Evet, güneşin sana eli yetişir. Yetişir. Ziyasıyla başını okşar. Okşar. Fakat senin elin ona yetişemez. Ne güzel. Tabi burada elden maksat yani akıl, akıl. Yani insan aklı Cenab-ı Hakk'ın kemanı idrak edemez. Ona misal veriyor yani. Şimdi Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi bilir ama biz Cenab-ı Hakk'ın zatını bilemeyiz. Değil mi? Ancak varlığını biliriz. Varlığını biliriz. Allah'ın sıfatından sonsuzluğunu biliriz ama sonsuz nedir bilemeyiz. Sonsuzluğu idrak edemeyiz biz. Ama Allah'ın sıfatının sonsuzluğunu biliriz. Değil mi? Ya buradaki elden maksat o yani. Şimdi güneşin eli sana erişir diyor. Yani güneş başımızı okşar. Efendim söyleyeyim gözümüz içine girer. Değil mi? Bize tasarruf eder. Ama bizim elimiz ona yetişmez. Ne kadar güzel misal yani. Şey, bizim kolumuzun uzunluğu belli değil mi? Biz bu uzunlukla nereden güneşe yetişeceğiz? İşte aklımızın uzunluğu da o kadar işte. Aklımızın uzunluğu var ya. Yani ölçüye girse Cenab-ı Hakk'ın kemanı idrak etmekte de aklın uzunluğu öyle çok kısa kalıyor. Buna misal yani. Evet. Ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Ya bizim keyfimize göre güneş hareket etmez. Allah'ım. Ne güzel. Şimdi biraz kader mevzunda işte niye böyle oldu, niye şu şöyle oldu hani efendim söyleyeyim insan boş konuşuyor yani bizim sözümüz de bu işler olmuyor yani. Bizim görevimiz ne? Vazifemizi yapmak. Vazifeyle karışmamak. Bizim elimize ne gelirse onu yapacağız tabii. Sebeplere teşebbüs edeceğiz. Ama ondan sonra neticede niye böyle oldu? Efendim niye bu iş başımıza geldi? Böyle olmamalıydı. Bunlar boş sözler. Nasıl güneş bizim keyfimize göre hareket etmiyorsa bu misal yani. Cenab-ı Hak da bizim aklımızın idrakine göre hareketimiz aşar. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Ha, güneşin bize iki ciheti var. Ha. Biri kurp, diğeri buğut. Bir cihete bize çok yakın, bir cihete bizden uzak. Eğer senin ondan bayit olduğun cihetle uzak olduğun cihetle o bana tesir edemez. Ve onun sana karip olduğu cihetle ona tesir edebilirim desen cehlini ilan etmiş olursun. Kezalik Halik ile nefis arasında da bir kurp ve buğut vardır. Kurp Halik'ındır, buğut nefsindir. Uzaklık nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle, enaniyet ile Halik'a bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer. Sapıklığa düşer. Şimdi bu söyleniyor ya böyle, bu yakın uzaklık yani
lügatte mesafe hatıra getiriyor değil mi? Yakın deyince. Mesela Erzincan buraya yakın değil mi? İstanbul uzak. Yakın uzaklık deyince mesafe akla geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak bize yakın uzaklığını da mesafeye göre değil yani. Anlaşıldı mı? Mesafe harikası yok bunun. Peki Cenab-ı Hak bize yakınlığı ne? Bizde tasarruf ediyor. Değil mi? Bak, bizim içimizden haberimiz yok. Cenab-ı Hak içimize tasarruf ediyor. Değil mi? Şu anda hücremize tasarrufu var. Yediğimiz gıdaları şu anda kan yapıyor, alıyor, akıyor, yapıyor. Değil mi? Hücre yapıyor, gen yapıyor, saç yapıyor, tırnak yapıyor, yapıyor da yapıyor. O kadar iş yapılıyor ki bize hiçbir haberimiz yok. Değil mi? Bizden başkası üretiyor, bize tasarruf ediyor. Şimdi bize tasarruf etmesi cihazı bize bizden yakın. Bak, biz bize tasarruf edemiyoruz. Değil mi? Biz ancak elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, o kadar. Buradan aşağıya elimiz gitmiyor. Değil mi? Ağzına soksan bir parmağını miden bulanıyor. Yasak çünkü. İçeri giremiyor. İçeri giremiyor ama içeride çok işler oluyor. Kim yapıyor bunları? Değil mi? İşte bize Allah'ın yakınlığı bu demek yani. Bize tasarruf ediyor. Bizim uzaklığımız ne? Onun idrakten çok uzağız. O demek yani. O Cenab-ı Hakk'ın kemal idrakten uzağız. Mesela bir de mahiyet itibariyle uzaklık yakınlık var. Mesela şimdi Cavit kardeş şu kitabı tutmuş değil mi? Şimdi kitap sana yakın mı? Yakın. Ama kitap Cavit kardeşe uzak. Cavit kardeş kitaba yakın. Ne demek yakın uzak? Yani bu kitap Cavit kardeş anlamaz yani. Değil mi? Şimdi kitap elinde duruyor ama bilmez ki el nedir, göz nedir. Efendim söyleyeyim, ben de şu anda ilim var, o da beni okuyor. Hiç bunları bilmiyor yani. Uzaklık bu yani. Anladın mı? Mahiyet uzaklığı. Demek ki bu kitaptır, o nedir? Kari, okuyucudur. Anladın mı? Yazı mahiyeti, okuyucu mahiyetine çok uzaktır. Değil mi? Bir yazı var, bir de katip var. Mahiyet olarak çok uzaktır yani. Birbirinden çok. Şimdi Cenab-ı Hak vacip biz mümkünüz. Vacip mümkünden çok uzaktır. Değil mi? Cenab-ı Hak sıfatlar sonsuz, bizimki sınırlı. Sonsuz sınırdan çok uzaktır. Yani bu manada biz Cenab-ı Hak'tan uzağız yani. Anlaşıldı mı? Yani yoksa mesafe olur mu haşa haşa? İçimizde her şeyimize tasarruf ediyor. Oldu mu? Yani uzaklık bu yani. Yakınlık anlaşıldı. Uzaklık da bizim onun uzaklığımız bu cihette. Mahiyet olarak uzağız, idrak olarak uzağız. Onun işlerini anlamakta uzağız. Haşa bizim keyfimize göre hareket etmez. O cihette uzağız. İlahir. Ve keza nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der. Mücazatın şiddetinde gördüğü vakit teami ve inkar ile kendisini teselli eder. Teami yani tecahül gibi yani. Tecahül kendi cahilliği veriyor da. Değil mi? Tecahül. Teami de kendini körlüğe veriyor yani. Yani bile bile kör oluyor. Bile bile hafta olmak derler ya. Yani görüyor ki mesela ölüm var da ama görmemeye çalışıyor. Görüyor ki ben acizim, onu görmemeye çalışıyor. Kendini güçlü kuvvetli göstermeye çalışıyor. Buna teami deniyor yani. Kendini amalığa vermek, körlüğe vermek. Evet. Bir cahillik var, bilmemek. Bir de tecahül var işte. Bile kendini cahilliğe vermek yani. Bile bile. Ama ile teami de onun gibi. Evet. Ey ahmak noktayı sevda. Siyah nokta. Yani nefse diyor. Nefiste bir siyahlık var ya. O siyahlık ne oluyor? Efendim söyleyeyim, eşya görmesine engel oluyor. Hakikatler görmesine engel oluyor. Siyah nokta. Halık'ın efali sana nazır değildir. Halık'ın efali. Yani Allah'ın işleri sana nazır değildir. Tabi bu iki şeyde anlaşılıyor yani. Bir cihette bize nazır ama buradaki mana başka yani. Değil mi? Cenab-ı Hak Efendimiz mesela güneşi bize göre yaratmış. Havayı bize göre yaratmış. Suyu bize göre yaratmış. Deveyi bize göre yaratmış. Bu cihette Cenab-ı Hak efali bize nazır. Ancak o cihette. Buradaki cihet nasıl? Buradaki cihet başka. Yani? Ancak ona bakar. Kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Ha, bu cihette bize nazır değil. Yani bizim keyfimize göre İşler dönmez kainatta. Yani. Bize kalsa hiç ihtiyarlamayız, hiç hasta olmayız. Değil mi? Hiç başımıza gaza gelmez işte. Unutmayız, yorulmayız, uyumayız. Hani bize bana kalsa. Hepsi de var bende. Çünkü beni öyle planlamış Cenab-ı Hak. Bunu
unutur da, uyur da, yorulur da, acizdir de, değil mi? Yani, evet. Buradaki nazır değildir, bu demekmiş yani. Ve seni hılkat alemde şahit tutmamıştır. Ya bu manada işte. İmam-ı Rabbani radıyallahu anh dediği gibi melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Atiye hediye demek. Atiye hediye. Melikin gönderdiği hediyeleri matiye de onu taşıyanlar işte. Kervan. Anladın mı? Onun hediyeleri onun kervanı ancak taşır yani. Anladın mı? Yani o, mesela diyelim senin mesela bisikletin var değil mi? Var mı? Yok. Olduğunu kabul et. Efendim söyleyeyim. 100.000 tonluk bir eşya taşıyacaksın. Taşıyabilir misin? Yok. Sana tren lazım. He? O yükü o tren taşır. Bisiklet taşımaz. Yani. Buradaki şey yani melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Yani onun kervanı götürebilir. Bunu İmam Rabbani Hazretleri buyurmuş da ben merak ettim. Şeyde buldum bunun yerini mektubatta. İmam Rabbani mektubatında. Oradaki manası şu yani, orada geçen manası. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerin sırlarını ancak onun ehli olan zatları taşır. Yani sır taşıyana verilir. Anladın mı? Sultan Fatih mi demiş sen vezirine? Selim mi demiş? Sultan Fatih mi? Sen sır taşımayı bilir misin demiş. Selim mi? Vezirine soruyor ki sefere çıkacaklar. Vezir diyor ki sultan yarın sefer hangi tarafa? Demiş sen sır taşımayı bilir misin? Demiş bilirim. Demiş ben de bilirim. Yine sevinmemiş yani. Şimdi Melik'in atiyeni yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerinin sırlarını ancak kendi, onun dostu olan, onun bildirdiği işte Hazreti Hızır gibi işte. Bu için piri o. Ledünliği mi deniyor buna? İlmi ledün. Yani eşten efendim söyleyeyim gizli taraflarını, olayların gizli cihetlerini bilmek. İlmi ledün deniyor buna. Bunun piri Hazreti Hızır. İşte Musa Aleyhisselam'ın en büyük peygamberlerinden birisi de kitap sahibi. Hızır'dan İlmi Ledün ders almaya gidiyor değil mi? İşte üç meselede ayrı aralar açılıyor. Değil mi? Üç meselede. Hatta oraya girmeyeceğim de. Çünkü Hazreti Musa şey adam. Hepsi bir zaten. Sahabelerden de Hazreti Ömer ona benziyor. Yani. Değil mi? Celalli bir peygamber yani. İşte Hazreti Hızır birkaç şey yapıyor. Bunu akla almıyor. İtiraz ediyor. İtiraz edince ayrılıyorlar. Malum. Oraya girmeyeceğim de. İlmi Ledün işte başta o olmak üzere maneviyat ilimler işte. Buradaki matiye o yani. İmam Rabbani öyle diyor orada. Cenab-ı Hakk'ın bu gizli sırlarını, eşyanın, bu olayların gizli taraflarını ancak onun bildirdiği has zatları bilebilir. O demek yani. Ya Usta burada neye bunu misal vermiş oldu? Cenab-ı Hakk'ın hikmetini bu akıl kavramaz. Aklı kül, kamil insanlar kavrar. Bizim aklımız. Buldun mu? Bu yükü taşımaz. Ne diyoruz? Yapaşam diyoruz. İdrak-ı mali. Bu iş akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar. Sekreti çekmez. O demek. Bana bakma. Ben desem ben Fatiha derim. Ama okusana bakalım. Neyse bir tane daha küçük bir şey. Küçük bir şey peki. Rems. Arkadaş. Zaten Rems küçük demektir. İşaret. İşaret. Ha. Bilhassa muzdar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Izdırar senle dua, Üstad diyor daima makbul oluyor, ızdırar. Muzdar kalıyor, artık hiç çaresi yok. Kalp tamamen Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor o zaman. Esbab tamamen kesiliyor. O gibi insanlar, o gibi zatların dualarının büyük bir ehemmiyeti vardır diyor. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine denizin fırtınası şiddeti inmeye başlar. İşte muzdar kalanı anlattı şimdi. Muzdar bu yani. Denize düşmüş, bir tane kırık tahta parçası var elinde. Dalgalar geliyor. Değil mi? Hiç kurtuluş çaresi yok. Öyle bir sığınıyor ki Cenab-ı Hakk'a. İşte biz de Allah kabul etsin sığınıyoruz ama sanki gene biraz insan diyor şu yumda var, bu yumda var. Hani bazı imkanların var zannediyor kendini. O zaman ızdırar olmuyor. Tam muzdar olursa diyor duanın kabulü büyük ihtimalle. Evet.
Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi Halik'tir. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.